Vereyim mi? Bu devamı şuraya, herhalde var. Üstte bak, şuraya bak. Değil mi? Yani evet. Şeydeki tane var olabilir dünkü. Dünkü'nün buradan çıktı ya genelde. Şey, taş. Taş mı? Taş taş. Taş taş. Dur hocam, ben devam edeyim. Dur bir bakalım şöyle. Yeter, onu çapalım. Çapalım mı? Taşlarını bırakarak toprağını alarak o seviyeden sıyır, o seviyeden geliyor hocam. Döküntü olanlar sonra İstersen olacağız. Bir daha ineriz tabana. Tabii. Buradaki geldi taşlar. Balık bu şekilde açıyorum hocam. Şeylerini taşlar. Ha tamam, döküntü olsun, bir bakalım. Ha ondan sonra onu alıyorum. Nefesim gitti. Aksaray'da Demirci kasabasında, Gül Ağacı bağlı Demirci kasabasında yer alıyoruz. Kazı Başkan Yardımcımız Aksaray Üniversitesi'nden Doktor Işıl Demirtaş. Bu projeyi birlikte yürütmeye başladık. Bu yıl Aksaray'a üzerinde bulunduğumuz kayalıkla birlikte yeni bir Cumhurbaşkanlığı kazısı kazandırmış olduk, öyle söyleyelim. Geçen yıl başvuru süreciyle birlikte bu yıl onaylanmış oldu ve ilk kazmayı vurduk, öyle söyleyelim. Bulunduğumuz alan, çevreye de bakacak olursanız, oldukça yüksek bir kayalık, yaklaşık etrafına göre 100 metre kadar yüksekliği var. Öngörülerimiz bizi doğruladı, bunu anlamış oluyoruz. İlk başta biz çünkü kalkolitik dönem üzerine yoğunlaşmak istemiştik, kendi uzmanlık alanımız. Yani yaklaşık milattan önce 5200'ler başlangıcı. Bu referans noktasını bize zaten veren güvercin kayası bulgularıydı. Dönem açısından da önemi gelişkin köylerin olduğu, yani çiftçi köylerin daha gelişkin kasabalara evrilmeye başladığı bir süreç aslında. Ve buradaki en önemli kriterlerden birisi de yer seçimi. 5200'lerden itibaren insanların ovadan uzaklaştığını, daha yüksek yerleri seçmeye başladığını görüyoruz. Ve bunlarla, yani bu yer seçimiyle alakalı verileri bize en iyi güvercin kayası veriyor şimdilik Anadolu'da bilinen kazılar bağlamında. Bu bilgileri destekleyecek başka yerlere de ihtiyaç vardı. Dolayısıyla yüzey buluntularından Büyük Deller, bu arada tabii kazımızın ismini söyleyeyim, lokasyonumuzun Büyük Deller kazısı. Benzer malzeme, benzer yontma taş endüstrisiyle üretilmiş aletler yüzeyde dikkat çektiği için burada bir kalkolitik dönemin olduğunu öngörmüştük. Aynı zamanda milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen, yani Helenistik dönem diyebileceğimiz döneme tarihlenen veriler dolu burada ve bir kalenin üzerinde yer alıyoruz şu anda. Bu anlamda anıtsal bir görünüme de sahip olacak zaman içerisinde yapılan kazılarla bu yüksek kayalık. Bir kale var ve Anadolu'da zaten dönem açısından da örneği çok az biliniyor. Bu bağlamda Aksaray'a çok önemli bir kazanım olacak diye düşünüyoruz orta vadede. Çünkü çalışmalar çok yeni. Biz şu anda bilimsel sorularımızla alakalı verilere öncelikle ulaşmaya çalışıyoruz. İlk sezon içinde memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Yine yüzey araştırmaları sırasında belgelediğimiz Roma yolu kalıntıları da bize şunu gösteriyor ki burası zaten antik dönemden itibaren önemli bir lokasyon, yani seçilen bir yer ve bu seçilmeyle birlikte de kalkolitik dönemde de kendinden neredeyse 5000 yıl sonra gelen insanların da bilinçli olarak tercih ettikleri bir yer. Tabii biz şimdi bunları daha anlamlı, daha tanımlı hale getirebilmek için bilimsel kazılarımızı, çalışmalarımızı sistematik bir şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Oldukça geniş bir alan, yaklaşık 20 metrelik bir kültür dolgusu var. Kayalığın kendisi zaten tabandan itibaren 100 metre kadar yükseliyor ama bunun 20 metrelik dolgusu, birinci sit alanı ve yerleşimlere dair, insana dair izler bu dolgunun altında yer alıyor. Zaman zaman tabii maalesef kaçakçıların
saldırısına uğramış diyeyim. Birçok yerde alanda defineci çukurlarını görebiliyorsunuz. Zaten biz başvurularımız sürecinde bunları özellikle de vurgulamıştık. Bu tahribatın da önüne geçmek açısından bu kazının şehrimize de hayırlı olmasını diliyoruz. İlk yıl çalışma stratejimizi daha çok tarih öncesi malzemeyi veren yüzey araştırmalarından tespit edebildiğimiz Doğu ve Kuzeydoğu yamaç üzerinde yoğunlaştırmak istedik. Yani birinci yılda, birinci sezonda öncelikli çalışma alanlarımızı bu şekilde belirledik. Ve özellikle Doğu yamaçta kalkolitik dönem malzemenin, yani literatürden tanıdığımız Anadolu'nun orta kalkolitik sürecini anlamamıza yardımcı olan yontma taş aletlerden çanak çömleklere kadar örnekleri yoğun bir şekilde bulabildik. Dolayısıyla Aksaray ilinde şu anda 4 tane Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde kazılar yer almakta. Bunların en eskisi zaten hepinizin bildiği gibi Aşıklıyük'tür. Kızılkaya yerleşmesinde yer alan, tarih öncesi açısından söyledim. En eskisi aslında Acemiyük tabii ki, ilk başlayan protohistorya ağırlıklı diyelim. Güvercin kayası vardı, tamamlanmış oldu. Bu yıl iki proje daha Cumhurbaşkanlığı kazısı olarak Aksaray'a kazandırıldı. Bunlardan birisi Moikistos'tur, Helvadere, bir tanesi de Büyükdeller kazısı.